Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Abi böyle bir ben izlemizi atmam. Sen de olur mu? Atmam abi. Böyle sen de saygı gel. Bak saygı dolu. Ben sana saygısızlık yapmıyorum. Kesin ben yapacağım ya. Kesin. Ölemem ki ben buradan bunu yapacağım. Tamam. Ceza yediniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Keşke ilk başlangıç sürecinde böyle devam etseler de öyle ceza etseydik. Bir şey söylemek istemiyorum. Devlet görevlileri görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz. Hiç sorun değil. Sen TC'mi yazdın mı? Versene kardeşim. Ceza yemişiz. Ne kadar yediniz? Ha? Maskeyi indirmişiz. Sigara içmişiz. Yani şuradaki bütün insanlara bak. Beyefendi geliyor bakın. Keşke bu kadar duyarlı olsalar herkese ceza kesseler. Bir şey demiyorum. Millet anasını satayım soygun yapıyor, teröristleri şey yapıyor, biz anasını satayımdaymış. Memur bey bizim işlem tamam mı? Tamam, sen gidelim. Ne kadar ceza yedik şimdi biz? 900 TL. 900 TL. Tamam, devletimiz sağ olsun. Ya ne sağ olsun ya. 900 TL de. Kadarsın şerefsiz. Senin de ismini öğrencim. Öğrencim de olayım hatırlayayım da. Öğrencim de serisi. Öğrencim de. Bekliyorum. 900 TL yazdın mı? Şuraya paramı yazdın. Yırtacağım gözünü ona. Bir saniye, bir dakika. Orada nerede bulunuyor? Ha bak, durdur şu gözlüklüğü, durdur. Hadi, yapayım böyle. Beyefendi şöyle gel. Kimlik alalım. Kimlik alalım. Maske sike diyorsunuz. Maske takacağız. Uyardıktan sonra değil, uyarmadan önce takacağız. Takıyoruz. Ver ver bana ver. Ver ver, dövdük parası bitmiş abi. Devletin parası bitmiş. Devlet böyle insanlardan para kazanıyor. Böyle insanlardan kazanıyor. Ben seni tanıyorum aslında. Biz konuşamayız. Yani devlet bir kural belirlemiş. Trafik ışığında kural değil nasıl bu. Duruyorsa. Kural değil, hiç çekmesin kardeşim. Burada aynı şekilde yani. Tamam. Devlet ilk önce hırsızlık yapanları, soygun yapanları, onları bir şey yaptı. Ya bu seferlik yapmış şey de neyse ya. Bir şey daha ver. Allah'ım sabır ver. Ne var ki yani şimdi sen bir sakal şey etmiş. Ya yani, tamam, tamam. 900 lira yani. Çok geç kalmadınız karar. Efendim maske takmadınız, ceza yediniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani bu haksızlık insanlara. Başka bir şurada 5 dakika şurada durmuş yani. Hemen şurada dursan olur, buradan dursan olur. Şimdi peki yani, o, tamam. O esnada... Tamam, imzalamayalım. Yırtat onda, tamam. Yırtat ya, insanlara şey yapmayın. Tamam, tamam. İmzalamayın. Tamam, yırtat ver şimdi ya. Tamam, ben cezamı öderim, ver. Ver. Hadi git. Yazıklar olsun ya, bu ne? Terbiyesiz başka. Tamam git. TC'sini yazdın değil mi? TC'sini. Tamam, imtina. Dolduralım tamamen. Çünkü orada kameralar var. Arabadan henüz indiğim belli yani. Dolduralım orayı. Hanımefendi maske takmadığınız için ceza yediniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yorum yapmayacağım. Teşekkür ederim. Çünkü önce bu tarafı görmedikleri için haklı görecek tabii ki ister istemez. Ama ben biraz önce arabadan indim. Ya vatandaşımız duyarsız bu konuda. Aslında önlemler polis
teşkilatı çalışıyor. Ama vatandaş bu konuda çok ciddiye almıyor yani. Çok ciddiye almıyor. Duyarsız. Maske yok. Bir şey olmaz diyor. Cebinde bilmem ne. Ama sıkıntılı yani. Biz gördüğünüz gibi takıyoruz. Önce sağlık. Bir röportaj yapabilir miyiz? Vatandaşlar genel olarak maske takmıyor. Bu durum sizi korkutuyor mu? Bütün insanlar olduğu gibi beni de korkutuyor tabii ki. Çünkü bizim halkımızda şöyle bir ibare vardır. Bana bir şey olmaz mantığını hep yürütürüz. Fakat bana bir şey olmaz der. Ondan sonra da koronavirüsüne yakalandığı zaman da maske takmayanları adeta öcü gibi bakmaya çalışır. Şu anda gördüğüm kadarıyla zaten emniyet birimleri gerekli kontrolleri yapıyorlar. Ve birkaç vatandaşa da ceza kestiğini gördüm. Bu uygulama bu şekilde devam edilirse en azından caydırıcı sistem biraz daha artı olacağını düşünüyorum. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse bu virüsü de millet olarak kısa sürede atlatacağımıza ben inanıyorum. Çünkü Türk milleti her şeyi başarmıştır. Bunu da başaracağına ben inanıyorum. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim.